Merhaba. Resim sanatının ilk örneklerine, insanoğlunun en ilkel halinin mağara duvarlarına yaptığı resimler ile başladığını söylemek mümkün. Ancak şüphesiz ki sanat, özellikle de resim sanatı, günümüzdeki haline ulaşana dek birçok kırılma noktası yaşamıştır. Bu kırılma noktalarından birisi de gotik dönemdir. Gotik dönem, resmin ve sanatın yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Gotik dönemin ilk örneği 12. yüzyıldadır. Gotik, gerçekte bir mimarlık üslubudur. Romanesk dönemde temelleri atılan gotik üslupta, bilinçli olarak Romanesk üslubun özellikleri bir araya getirilmiş ve ortaçağ kentlerinin katedralleri gotik üslupla inşa edilmiştir. Bu çağda katedral, düşünce ve sanatın anıtsal ifadesidir. Katedraller, piskoposların öncülüğünde halkın ve loncaların desteğiyle yapılmıştır. Gotik katedrallerin ilk örneği, Rahip Suje tarafından planlanan Saint-Denis Katedrali'dir. Rahip Suje, Fransa'daki Saint-Denis Kilisesi'nin rahibiyken, kiliseye yaptığı çalışmalarla Fransa'da gotik sanatı başlatmıştır. Romanesk sanatta kullanılan tüm mimari ögeleri yeni bir üslupla kullanmış ve buna Opus de Francice Nome, yani Türkçe karşılığı olarak Fransızların işi denmiştir. Böylece gotik sanat başlamış ve Avrupa'ya yayılmıştır. Suje'nin Fransızlara özgü milli bir mimari yaratmaya çalıştığı bu katedralde gül pencere, batı cephede iki kule, heykeller, ışınsal şapeller, sivri kemerler ve kaburgalı tonoz gibi gotik üsluba ait özellikler bir arada kullanılmıştır. Gotik mimaride binalarda büyüme uzunlama yönünde gerçekleşir. Kemerler sivrileşir ve pencereler ön plandadır. Işık, gotik sanatın en önemli özelliklerinden biridir. Cephelerinde sade ve zengin işlemeler bir arada yer alır. 13. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise gotik tarz resimde uygulanmaya başlar. Gotik resim tarzının ilk ve orta aşamasında kişilerin veya perspektiflerin doğal gösterilmesi yerine resimde düzenlemenin ve oranların önemi ve dini anlamına göre renk kullanımı ön plana geçer. Gotik dönem sanatçıları titiz, parlak ve canlı renkler üretirler. Von Eyck, Francis Fouquet, cüretli düzenlemeler, aydınlık mekanlar, perspektif yorumlarla tarzı geliştirirler. Işık ve hareketi destekleyen renkli vitraylar kullanırlar. Görsel bir zerafet oluşur. Gri, gümüş renkler çok kullanılmaya başlar. Yine bu yüzyılda şövalye resmi denilen çığır açılır. Kral Yi Jun'un portresi 1350 tarihini taşıyarak bu çığırdaki resmin en eskisi sayılır. Resim şu an Louvre Müzesi'ndedir. 15. yüzyılda John von Eyck gibi Kuzeyliler ve Masaccio gibi İtalyan ressamlar resim sanatında yepyeni bir stile ulaşırlar. Bu anlayıştan sonra insana ve ifadeleri çizmeye duyulan heyecan artmış ve bu da Rönesans'ı tetiklemiştir. Gotik resim ve gotik sanat seneler içinde ilk kullanıldığı anlamından çok farklı bir düzeye ulaşmıştır. Vitray sanatının doğuşuyla belki günümüzdeki el sanatları alanı doğmuştur. Sanat, kendi özgün kimliğine bu dönemde kavuşmuştur. Tüm bu bilgiler ışığında ele alırsak, gotik resim, günümüz resim sanatına uzanan uzun bir yolun başlangıcıdır denebilir. Başka bir sanat akımında görüşmek dileğiyle.